meydan İstiklal Marşımızı yürekten söylemeye davet ediyorum. Bütün ırktası! Hazır ol! Hazır ol! Filana! Al! Tüfek! Omza! Selam! Dur! Dikkat! Silah, indir, tüfek, omza, sas duruş, tören at. Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk bayrağımız, şerefli Türk tarihinin nice destanına Çanakkale zaferiyle en büyüklerinden birini katmanın eşsiz gururuyla şehitler diyarı Çanakkale'mizin semalarını onurlandırmaktadır. Kalbi susturamazsınız. Aklı dindiremezsiniz. İnsan fıtratını değiştiremezsiniz. İnsan ağlar. Metanetle ağlar. Hüzünle ağlar. Gururla ağlar. Biz gururla anıyoruz şehitlerimizi. Gururla ağlıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ruhları şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini okumak üzere Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu öğrencilerinden Muhlis Osman Şengil'i huzurlarınıza davet ediyoruz. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupa? Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklim cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber
renkler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler renk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu, o mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bizi affetti o yüz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzdür. Sonra melundaki tahribe müvekkel esma, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü hana. Ah o 20. asır yok mu, o mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan nefer. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sana, sana. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram. Çünkü tesis-i ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatı. O benim suni bedim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiham. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, Ebr-i Nisan'ı açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında uzanmış, bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem,
gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıran. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz vücudat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış duruyor. Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini okuyan Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencilerinden Muhlis Osman Şengil'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklarımız, kahraman ordumuzun bir mensubuna sözü bırakıyoruz. Boğaz ve Garnizon Komutanımız Tuğ Amirali Sayın Levent Kerim Uçay'ı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar. Türk askerinin Çanakkale geçilmez diyerek sarsılmadan şehadete, toprakla ve denizle bir olmaya koştuğu destanlar ve kahramanlıklar diyarı Çanakkale'ye hoş geldiniz. Bugün tarihimizin şan ve şeref dolu sayfalarında önemli bir yer tutan, önce vatan diyerek savaşan ve ecdatları gibi gözünü kırpmadan şehadete koşan Türk milletinin kahraman evlatlarının kazandığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Benzeri görülmemiş bir donanma ve onun arkasındaki İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Harbi'nde Çanakkale Boğazı'nı kolayca geçerek İstanbul'a ulaşmayı ve Türk milletine diz çöktürmeyi planlamışlar. Ancak karşılarında sarsılmaz bir inanç, irade ve kararlılığa sahip Mehmetçi'yi bulmuşlardır. O gün nispeten kısıtlı imkanlara sahip donanmamız, düşman donanmasını Akdeniz'de ve Ege'de karşılayamamış, diğer vasıtalar ile Çanakkale'yi geçilmez kılmak Türk müdafasının esasını oluşturmuştur. Bu maksatla sayıca ve teknolojik olarak yetersiz ancak fedakar donanma gemileri, Boğaz tahkimatındaki topçu bataryaları, mayın maniaları ve Nusret mayın gemisi ile düşmanın ateş kusan zırhlarına karşı göğsünü siper eden kahraman Mehmetçik, 18 Mart 1915 günü Çanakkale'yi geçilmez kılarak dünyada eşi görülmemiş bir zafer kazanmış, milletin kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, yine deniz yoluyla getirdiği askerini Gelibolu Yarımadası'na çıkarmış, ancak burada da Türk milletinin vatansever evlatlarını karşısında bulmuştur. Tarihin belki de gördüğü en kanlı çatışmalarda on binlerce kahraman Mehmetçik bu kutsal topraklar için toprağa düşmüş ama yine de dünyanın en kesif ordularına geçit vermemiştir. Çanakkale muharebeleri
vatan topraklarını işgale cüret eden yedi düveli caydıracak, açık denizlerde karşılayarak etkisiz hale getirecek, mükemmel ve kadir bir donanmaya sahip olmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Bugün ise Çanakkale Boğazı'nda tören geçişi gerçekleştirecek, yerli ve milli imkanlar ile gün geçtikçe daha da güçlenen modern Türk donanması, şanlı tarihine ve milletine layık Çanakkale ruhunun çelikleşmiş bir ifadesi haline gelmiştir. Çanakkale muharebeleri vatanını işgal etmeye, hakimiyetini almaya teşebbüs edenlere karşı Türk milletinin iradesini ve kararlılığını göstermiş, Anafartalar kahramanı Yarbay Mustafa Kemal'in büyük bir deha, komutan ve lider olarak tarih sahnesine çıkışına vesile olmuş, milli mücadelenin temelini ve ruhunu oluşturmuştur. Çanakkale, bir milletin türlü imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa düşmeden, kahramanca savaşarak bir devri batırdığı, vazife uğrunda gözünü kırpmadan şehadete koşanların tereddütsüz vatan sağ olsun diyebildikleri yerdir. Çanakkale, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı, dirilişten kurtuluşa uzanan kahramanlık destanının ön sözünün yazıldığı yerdir. Bu duygu ve düşünceleriyle sözlerime son verirken, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi münasebetiyle başta Anafartalar kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, yurt içinde, yurt dışında ülkemizin bekası, milletimizin güvenliği için vazife başında olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerimizin kahraman mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum. Arz ederim. Boğaz ve Garnizon Komutanımız Tuğamiral Sayın Levent Kerim Uçay'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, zaferimizin 104. yılı konuşmalarını yapmak üzere bu destanlar kenti Çanakkale'mizin valisi Sayın Orhan Tavlı sizlere hitap edeceklerdir. Sayın valimizi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Arz edelim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Meclis Başkanım, sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, saygıdeğer şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, saygıdeğer Çanakkale'liler, güzel ülkemizin dört bir yanından Çanakkale'ye teşrif eden yüreği vatan ve bayrak sevgisiyle dolu saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, kıymetli misafirler, Çanakkale zaferi ve destanının yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklara, dirilişin ve kahramanlığın simgesi, vatan kalbinin attığı şehitler diyarı Çanakkale'ye teşrifinizden dolayı sizleri en içten ve en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün vatan ve bağımsızlık aşkıyla tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Çanakkale zaferi yüreklerimizde sıcaklığını hala hissettiğimiz kan deryasında dirilişin destanıdır. Çanakkale zaferi bu asil milletin zaferini tarihe altın harflerle yazdığı gündür. Çanakkale zaferi dünyanın dört bir yanından gelen düşmana diz çöktürerek
Anadolu'nun kıyamete kadar bu milletin yurdu olduğunun tüm dünyaya duyurulmasıdır. Çanakkale zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Çanakkale bir şuur, bir emanet, bir kutlu zaferdir. Çanakkale bizim için milli onurumuzun, milli şuurumuzun, milli benliğimizin ve birliğimizin yeniden inşa edildiği topraklardır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bu topraklarda zaferi kazanan aziz şehitlerimiz omuz omuza harbederken akan aziz kanlarıyla birbirlerine karışıp kardeşliği perçinlediler. Bugün hala Zığındere, Sargıyeri, 57. Alay, Kumkale şehitliğinde yan yana yatan Diyarbakırlı Abdülkadir'le Denizlili Yusuf gibi, Manastırlı Hüseyin Avni ile Vanlı İsmail gibi birlik ve beraberliğimizi, Çanakkale ruhunu muhafaza etmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anafartalarda, Jonk Bayırı'nda, Kanlı Sırt'ta büyük bir mücadele veren kahraman ecdadımızın torunları olarak bizler bugün de ülkemizi işgal etmeye kalkanlara karşı mücadeleye devam ediyoruz. 104 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de en modern silahlar milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet Gazi Meclisi'yle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla 15 Temmuz'da da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, başta zatı devletleriniz olmak üzere siz saygıdeğer misafirlerimize bu anlamlı günde teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve tüm Çanakkale'liler adına saygı ve en derin şükranlarımı arz ediyorum. Çanakkale'yi Türk'ün mücadelesine ön söz yapan ve varlığını Türk varlığına armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğrunda sonsuzluğa erişen ve Çanakkale zaferinin onurunu bizlere bahşeden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha en derin saygılarımıza eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Bu kutlu yürüyüşte Çanakkale ruhunu yaşatanların Cenab-ı Allah'ım yar ve yardımcısı olsun diyorum. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Saygılarımla. Çanakkale Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, vatanımız kimliğimizin, tarihimizin, kültürümüzün, inancımızın yeni nesillere anlatılabileceği ve çocuklarımızın, gençlerimizin milli şuur kazanmalarına yetecek zenginliğine ve birikime sahip önemli bir coğrafyadır. Türk halk oyunları ise gelecekteki Türk milli sanatının da gerçek kaynağını oluşturmaktadır. Halk oyunları milli birliğini kazanabilmiş insanların verdiği mücadelede döktüğü alın teriyle, tarihin akışı içerisinde geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmaya devam edecektir. 250 evladımızın, Türkiye'mizin, vatan coğrafyamızın kilim deseni gibi farklı motifleriyle bir bütünü ve eşsiz güzelliğini yansıtacak dört yöreden oluşan halk oyunları gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ah da gene şenlendi yayla yolları, açtı sarı çiçekleri. Oh,
zafer doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Dünyada her yer geçilir belki, lakin geçilmez Çanakkale. Thank you.
Çanakkale Folklor ve Araştırma Derneği Halk Oyunları ekibi gösterilerini sunmuşlardır. 7'den 70'e tüm çocuklarımıza, tüm insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. Cihan tarihine adını altın harflerle yazdıran, en son saka neferine kadar tamamı şehit olan ve bir milletin ebediyen yaşaması uğruna en değerli varlıklar olan hayatlarını feda eden efsane kahramanların ebedi vatanıdır Çanakkale. Değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Çanakkale ruhunu daima yaşatan, milletine, devletine hizmet eden, milletiyle beraber yürüyen vatan sevdalısı, memleket aşığı, bugünkü törenlerimize katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmaları yapmak üzere kürsüye teşrif ettiği arz üstün yiğit otağı, yer altın şehit yatağı, yere düşürmez bayrağı, geçilmezsin Çanakkale, sefer senin, zafer senin, bu gök, bu denizler senin, kaleden sağlam bedenin, geçilmezsin Çanakkale. Çanakkale, istiklalimizin kalesi Çanakkale. Serden geçen ama yurttan geçmeyen milletimizin yari Çanakkale. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası sevdamız Çanakkale. Her karış toprağında canların sebil olduğu, Bedir'in aslanlarını imrendiren kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Adına destanlar yazılan anaların ağıt, genç kızların türkü yaktıkları Çanakkale. Denizinde ve toprağında ehli salibin savletini kıran, o demir çemberi göğsünde parçalayan Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale. Halısı güzel Ayvacı,
helvası güzel bayram içi. Peynir tatlısı gibi tatlı Bigay'ı. Güzeller güzeli Bozcaada'yı. Gökçeada'yı selamlıyorum. Seramikleriyle ünlü çanı. Surlar şehri Eceabat'ı. Peyniriyle meşhur Ezine'yi. Rumeli'ye yürüyüşümüzün ilk durağı Gelibolu'nu. Kirazı gibi güzel Lapseki, adı gibi şirin ilçemiz Yenice'yi selamlıyorum. Bu topraklarda şehitleri olan, bir zamanlar aynı sınırlar içinde yaşadığımız Balkanlardaki, Kuzey Afrika'daki, Orta Doğu'daki, Kafkaslardaki tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Emin olsunlar, emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. 18 Mart şehitlerini anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti, mutluluğu içindeyim. Bu vesileyle 1000 yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 18 Mart şehitlerimizi, 1. Dünya Savaşı'nda pek çok cephede verdiğimiz yüz binlerce şehidimizi, katledilen milyonlarca masum kardeşimizi, İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyen, Çanakkale'de verilen mücadeleyi anlamayan, kavramayan hiç kimse, bu ülkenin havası da, suyu da, ekmeği de helal olmaz. Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da, bu milletle de, bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur. Malazgirt'i bilmeyen Süleyman Şah'ın İznek'te kurduğu Selçuklu Devleti'nin anlamını da bilmez. Selçuklu'yu bilmeyen Söğüt'te dikilen fidanın nasıl dünyanın en büyük devleti haline dönüştüğünü de bilmez. Bursa'da, Edirne'de verilen mücadelenin amacını bilmeyen İstanbul'un fethini kavrayamaz. Fethi heyecanını duymayan 3 kıta, 7 iklimde inşa ettiğimiz medeniyetin derinliğini göremez. Bunu göremeyen Çanakkale'de nasıl olup da yüz binlerce kahramanın gözleri kapalı şehadete yürüdüğünü anlayamaz. Çanakkale'yi hazmedemeyen İstiklal Harbimizin kodlarını da çözemez. Bu toprakların önemi ancak işte böyle derin tefekkürle kavranabilir. Ömrünün son döneminde İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı diye soran bir dostuna, Mehmet Akif, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek cevap vermiştir. Biz de diyoruz ki Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Ancak şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa, emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz.
Kardeşlerim, Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen hala sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Irak sınırımızın dibinde aynı şekilde bu yollara tevessül ediyorlar. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege'de bizi kendi karamıza hapsedip denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak bizi sınıyorlar. Avrupa'da, özellikle Almanya'da, Fransa'da camilerimize, derneklerimize, vatandaşlarımıza her yıl yüzlerce saldırıda bulunarak sınıyorlar. Ülkemizde sokaklarımızı karıştırarak, darbe girişimlerinde bulunarak, karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Ekonomimize saldırarak, milletimizin işine, ekmeğine, lokmasına göz dikerek sınıyorlar. Hatta yeri geliyor, ülkemizden 16.500 kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda'da, oradaki verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Hislerinizi de, niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da, aldığımız nefesi de, bize çok gördüğünüzü de anladık. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçemeyeceksiniz tehdidini manifestosunda ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel bir olay değildir. Örgütlüdür. Biz buradayız. Biz Çanakkale'deyiz. Biz Trakya'sıyla, Anadolu'suyla bu ülkedeyiz. Biz Türk'üyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Romalıyla buradayız. Çanakkale'deyiz, Türkiye'deyiz. 1000 yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler. Sonra da kimi ayakları üzerinde, kimi tabutla geri döndüler. Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Biz Çanakkale'yi hepimizin hayali olan barışın, ortak acılardan doğan kardeşliğin sembolü olarak görüyoruz. Şu anda hemen karşı tarafta Yeni Zelandlılar yok mu? Avustralyalılar yok mu? Onlar şu anda bizim şehitlerimizle orada aynı yerlerde yatmıyorlar mı? Bunlara ev sahipliğini yapan biz değil miyiz? Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi onlar burada göğüs göğüse kardeş kardeş olarak yatacaklar.
Bu misafirperverliği yapan biz değil miyiz? Peki size ne oluyor? Ama şunu unutmayın. Çanakkale bizim için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım'ın neslinin sembolüdür. Ve Asım'ın nesli de işte burada. Asım'ın nesli karşımda. Dostça gelirseniz sizi ağlayacaklar. Düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımızda musallat olan DAEŞ'li ve PKK, PYD'li katillere yaptığımız gibi hepinizi ayak bastığınız yere gömecekler. Bu iş öyle masum insanların üzerine haince kurşun sıktığınız silahın kabzasına boyayla isimler, tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazdık. Bugün yine yazacağız, yine yazacağız, yine yazacağız. Gabar'da yazdık, Cudi'de yazdık, Tendürek'te yazdık, Kandil'de yazdık. Burada da yazarız. Biz tarihi sınırda teröristleri yok ederek, 15 Temmuz'daki gibi darbecileri çıplak ellerimizle püskürterek yazdık. Biz tarihi şanla, şerefle, onurla yazdık. Daha yazacak çok tarihimiz var. Münbiç'te yazacak tarihimiz var. Fırat'ın doğusunda yazacak tarihimiz var. Filistin'de uygulanan zulme, Kudüs'ün mahremiyetine yönelen saldırılara karşı yazacak tarihimiz var. İsrail'in başındaki zatın, oğlunun ifadeleriyle, dikkat edin, Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var. Teröristlerle, ekonomiyle, gizli açık yaptırımlarla, tehditlerle, sinsi ayak oyunlarıyla ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Çünkü bu millet hak davası söz konusu olduğunda ölümü öldüren bir millettir. Ne diyor Akif? Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Evet. Çanakkale şehitleri için yazılan bu mısralar dalga dalga bugünümüze de, geleceğimize de ışık tutuyor. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki tıpkı bir asır önce olduğu gibi ta dünyanın öteki ucundan duyulsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve bu vatanımız bu şekilde 780 bin kilometre karesiyle inşallah farklı yarınlara gidecek. Çıkmış bir tane terörist ne diyor? Kürdistan. Soruyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?
Türkiye'nin güneydoğusu var, doğusu var, Karadeniz'i var, Akdeniz'i var, Orta Anadolu'su var, Ege'si var, Marmara'sı var. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git orada yaşa. Değerli kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. 104. yılında Çanakkale'de, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Ve diyorum ki aman ha, birliğimize gölge düşürmeyelim. Beraberliğimize gölge düşürmeyelim. Kardeşliğimize gölge düşürmeyelim. Gençler aman ha, okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Başarı burada. Hepinizi kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Thank you.